Günümüz çocuk beyin cerrahisi pratiğinde nöroendoskopi, hidrosefali ve araknoid kistlerin tedavisinde kullanmaktayız. Hidrosefali beyin dokusu içinde sıvı birikmesi ve bunun beyin dokusu üzerine baskı yapmasıyla kendini göstermektedir. Baskı altında kalan beyin dokusu zarar göreceği için bu basıncın düşürülmesi ve sıvı devri daiminin sağlanması gerekir. İşte bu yolda endoskopi uygun bir cerrahi tedavi yöntemidir. Yine eskiden kafatasını açarak yaptığımız büyük kist ameliyatlarını günümüzde endoskopla yapmaktayız. 2.2 mm çapındaki bu kamerayla kistin içine girip bir değişle içi su dolu balon gibi olan bu kistin duvarlarına delikler delerek balonun içindeki sıvıyı kaybetmesini sağlamaktayız nöroendoskopinin birincil yararı hastanın vücudunda oldukça ufak bir giriş noktasından girdiğimiz için yara ve kemik iyileşmesi çok süratli olmaktadır. İkincisi hastayı sarsmayan bir cerrahi girişim olduğundan hastanede kalış süresi ve hastanın tekrar günlük hayatına uyum sağlayabilme süresi son derece kısa olmaktadır. Bu nedenle de nöroendoskopik girişimler gittikçe artan oranda tercih edilmektedir.